Benim de şeyimi atamadım ha. Ama o kadar olur. Hayır. Konkum vardı. Ben hatta hiç yürüyemiyordum. Sen niye kaçıyorsun? Şey, atalar bir sözü varmış. Çalış senin de ol. Yok, kıskanma senin de. Bakın dün de tamam müziği açtım. Ben yatak odasında benim ayağım alçıdaydı, alçıya sürdüm. Ettim, kendi kendime adım atmaya başladım zaten. İşte bu kendine İlk o anda atmaya başladım. Pas etmeseydim yürüyemezdim. Çünkü ben ağırlık veremiyordum ayağımın üstüne. Merhaba. Evet. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Gel oturalım, gel oturalım, sen otur. Annenle şikayet duymak istemiyorum. Çok zayıf olmuşsun. Şey, hastanedeydim. Ameliyat olmuştum o zaman. Ameliyattan çıkacağım zamandı. Hani ablalar da, polis ablalar da şeydeydi, oradaydı. Onlara ben zaten bakmıştım kaç kere. Onların bana bakmasını şey yapıyordum. Sonra ben kafama, annem diyor ki bakma diyordu. Ben bakıyordum. Şey yapmamıştım yani. Annem diyor ki bakma, bakma. Ben inadıma bakıyordum. Sonra bakınca da Semra abla bana gülümsedi. Sonra o da benim odama girmişti. Konuşmuştuk öyle. Semra ablayı da şeyi çağırmıştı. Zafer amcayı çağırmıştı. Sonra benim de doğum günüm vardı yarın da. Doğum günüm olacaktı. Hastanede beni çıkartmıyorlardı ayağımdan dolayı. Sonra ben doğum günümü söylemiştim. Doğum günüm olduğunu. Tamam demişti. Sana sürpriz yapacağız demiş doğum günü hediyesi olarak. Kim yaptı sana sürprizi? Zafer amca yaptı. Ne yaptılar sürpriz olarak? Yani pasta getirdiler, palonça getirdiler, eğlendim. Ne hissettin o anda? Çok mutlu hissettim kendimi. Şey, hiç olmadığım kadar çok mutlu oldum o zaman. Peki senin polis sevgin nereden geliyor? Polisleri niye küçüklükten. Niye çok seviyorsun? Küçüklükten beri çok seviyorum polisleri. Onlar gibi ben de Yunus olacağım diyorum. Onlar gibi ben de polis olacağım diyordum. Bacağını nasıl sakatladın? Şey, ben dans ediyorum. Dans edince dizle beraber yanlış bir hareketle çapraz bağımı kopartıyorum. Hani dönüyoruz ya biz. Evet. Dönüm derken de yanlış bir hareketle çapraz bağımı kopartıyorum. Çok mu seviyorsun dans etmeyi? Çok seviyorum. Peki sen taburcu oldun, çok zayıflamışsın. Niye zayıfladın? Yani çünkü ben ameliyat olmak istemiyordum. Yani annem gibi doktor gibi olacaksın, zorundasın diyordu. Ben olmak istemiyordum. Zorla ameliyat olmuş gibi hissettim. Ondan dolayı da yemek yememeye başlamıştım. Peki bugün müdürün elinden yemek yedin? Evet. Ve mutluyum. Artık yiyecek misin? Evet, yiyeceğim. Kim çağırdı polisi? Kim haber verdi seni yemek yemedin? Annem. Ne yapmış onu da bir anlatayım. Annem mi? Şey, annem benim yemek yemediğimi artık yani annem zorluyordu, ye ben yemiyordum. Annem de bana kızıyordu artık. Sonra ben de bilmiyordum ki aradıklarını. Annem dedi ki hastaneye gideceğiz demişti, şuradan senin raporunu falan alacağız demişti. Ben de tamamdım. Oturuyordum dün de. Annem gittiğinde meğersem bir de şey için, fizik tedavi için şey yapacaklardı. Gittiğinde meğersem şey, Yusuf Amir'i aramışlar. Ben de bilmiyordum, onunla konuşmuşlar. Annem mutlu bir şekilde geldi. Sonra dedi ki, hadi seni götürüyorum dedi. Nereye anne dedim? Şey, ablaların yanına götürüyorum, polis ablaların yanına götürüyorum dedi. Ben de mutlu oldum.
Hani gittiğimde çok mutluydum, oradaydım mutluydum. Hani bugün çok mutluyum zaten ayrı. Sağlığın içinde yemek yemen gerekiyor. Evet, yiyeceğim. Görüşürüz size de. Görüşürüz.